Merhaba web teknoloji izleyicileri, bu videomuzda sizlerle beraber yine 5 tane ücretsiz güzel uygulama inceleyeceğiz. Şöyle bir bakalım uygulamalarımıza. İlk uygulamamızın adı IMDB yani Internet Movie Database. Yani isminden de anlaşılabileceği gibi bütün filmle alakalı her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Filmlerle alakalı her şeyi burada bulabilirsiniz. Web sitesi de var bunun zaten yıllardır. Bunun mobil uygulaması da var, bayağıdır. Bütün platformlarda var hani iOS, Android ya da Windows Phone'da ve ücretsiz durumda... Buradaki puanlama sistemi gerçek puanlama sistemidir arkadaşlar. Yani buradaki mesela şu Transformers'ın son çıkan filmi 6.3 aldıysa harbiden tırttır. İzlemeyin. Ya da izleyin hani meraklısıysanız Transformers ama gerçekten çok tırt olmuş. Tavsiye etmem. Hani bizim bazı Türk sitelerinde Recep İvediye falan böyle 10 puan veriyorlar. Hani bunda öyle yalan dolan yok. Neyse puanı o zaten hani bu oylamayı da yabancı buraya üye olan insanlar yapıyor. Çok fazla Türk olduğunu düşünmüyorum burada. Onlar oylamayı yapıyor. Hani gerçekten insanlar beğendiği filme gerçek puanını veriyorlar. Şöyle bir filme giriş yapalım. Reklam çıktı alt tarafta gördüğünüz gibi ama insan gibi reklamı kapatabiliyoruz. Orada ömür boyu kalmıyor reklam. Şimdi bu Maymunlar Cehennemi'nin son çıkan filmi. Bu film güzel, tavsiye ederim izleyebilirsiniz. Şurada yönetmeni görüyoruz, filmi yazanları görebiliyoruz ve şu yan tarafta da işte oynayan başrol oyuncularını görüyoruz. Starring diyor yani yıldızlar gibi bir anlam var hani en önemli rollerde oynayan insanlar burada. Şurada da all cast and crew dersek yani bütün kadroyu gösteriyor ki hani kameramanından neredeyse böyle çaycısına kadar hepsini gösteriyor. Burada alt tarafta user reviews var. Yani kullanıcı yorumları. İşte burada did you know diye bir kısım var. Filmle alakalı hani böyle bilmediğimiz ya da hani böyle her yerde duyamadığımız haberleri burada görebiliyoruz. İşte burada mesela soundtracklerinin kimlerin yaptığını falan gösteriyor. Burada sinopsisi var filmin. Alt tarafta da işte detaylar var filmin ne zaman çıktığı işte dili, kaç dakika sürdüğü vesaire gibi şeyleri görebiliyoruz. Dilersek burada filmle alakalı görselleri veya filmin trailerını da izleyebiliyoruz. Bu yan tarafta mesela bu filmde oynayan bir oyuncuyu sevmişizdir. diğer filmlerini de izlemek isteriz. Şu geri Oldman varmış. Tıklıyoruz buna. Aynı filmdeki bilgiler gibi oyuncu hakkında da bilgiler geliyor. Gördüğünüz gibi oynadığı hani non for hani bilindiği filmler. Bu filmlerde oynamış. Burada görebiliyoruz. Sülalesine Seceresine kadar gösteriyorlar yani burada doğum yılı olsun işte neler yapmış da bu zamana kadar gelmiş Vesaire gibi bilgileri burada görebiliyoruz Şimdi diyeceksiniz bunu neden tanıttın torrentten çok fazla film indirdiğinizi biliyorum arkadaşlar Hani en azından boşu boşuna download yapmayın kotanızı bitirmeyin Gelin buradan bir bakın film hakkında ufak birkaç Bilgi edinmiş olursunuz hemen de puanına bakın çok düşükse hiç izlemenize gerek yok boşu boşuna Vakit kaybetmeyin IMDB böyle arkadaşlar. Diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Diğer uygulamamızın adı Fitness Point. Fitness Point'i seçmemin sebebi Türkçe olması. Hani marketteki bu tarz uygulamalar genelde İngilizce ama bunu türkçeye çevirmişler. Bu sadece iOS platformunda var. Android ve Windows Phone'da yok. Bakın gördüğünüz gibi reklamı kapatamıyoruz. Bu burada sabit. IMDB insan bu konuda. Neyse, burada mesela karın kaslarını çalıştırmak istiyoruz. Burada karın kaslarını nasıl çalıştırabileceğimizi gösteren egzersiz çeşitleri karşımıza çıkıyor. Mesela aşağı mekik diye bir şey var. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir gif yapmışlar ve bunun hangi bölgedeki kasları çalıştıracağını bize söylüyor. Burada nasıl yapacağımızı anlatıyor. Zaten burada da görebiliyoruz çok rahat. Hani okumanıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi vücudumuzun bütün bölgelerini çalıştırabileceğimiz egzersizler hakkında bilgilere ulaşabiliyoruz. Şu kardiyoya bakalım. Kondisyon bisikleti var mesela burada. Bu kondisyon bisikletinin nereleri çalıştırdığını da gösteriyor. Gördüğünüz gibi gözümüzü çalıştırıyormuş. Neyse antrenmanlara bakalım. Bu sekmede ne varmış? Burada kendimize günler belirleyebiliyoruz. Bir antrenman programı çıkartabiliyoruz ve bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Buradan yine egzersizin detaylarına ulaşabiliyoruz. Bu ekstralar kısmında ek özellikler satın alabiliyoruz. İşte ne diyor? Alırsanız eğer her ay ücretsiz bir antrenman planına sahip olursunuz. Hani Pro özelliklerin kilidini kaldıracak vesaire vesaire gibi. Burada plaj vücudu varmış. Plaj vücudu dediğin Kate Upton'dır. Daha da ötesi yoktur. Bir de 20 lira buna mı vereceğiz? Neyse. İşte burada vücudumuzla ilgili isim soy isim giriyoruz işte. Boyumuzu giriyoruz, ağırlığımızı giriyoruz işte. Boynumuzun etrafı kaç santim vesaire vesaire. Böyle ne kadar geliştiğinizi görebileceğiniz şeyleri buraya girebilirsiniz. Zaten spora başlarsanız bir salona giderseniz hocanız eğer iyiyse ölçü her tarafınızı ölçüp biçiyor. Hani 3-4 ay sonra tekrar bir ölçüm yapıp ne kadar ilerlediğinizi söylüyor size. Ayarlar sekmesinde de işte birimleri buradan kilogram, kilometre vesaire hani başka bir ülkede yaşıyorsak kilogram bilmiyorsak ona göre ayarlıyoruz. işte dili seçebiliyoruz. Haftanın başlangıç gününü seçebiliyoruz. Gibi çeşitli ayarlar var arkadaşlar. Bunu da geçelim. Diğer uygulamamızın adı Moldiv. Uygulama geçişleri biraz sert oluyor arkadaşlar. İlk başta sinema sonra fitness. Şimdi bir fotoğraf editleme uygulaması tanıtacağım. Umarım sıkıntı çekmiyorsunuzdur. Moldi uygulaması Android platformunda var. Gördüğünüz gibi iOS'ta da var. Ancak Windows fonlarda mevcut değil. Bu bir kolaj uygulaması arkadaşlar. Bu bir kolaj uygulaması arkadaşlar. Hani şurada gördüğünüz çerçevelerin içinde fotoğraflarınızı seçip ya da fotoğraf çekip yerleştirebiliyorsunuz. Şu ilk iki sayfa beleş. Ondan sonra Diyor ki bana para bir. Diyor. Siz de tabi buna para vermeyeceğiniz için sizin için sadece ilk iki sayfa önemli. Şunu seçelim. Buraya dokun diyor. Galeri veya kamerayı seçiyoruz. Şu galeriden şunu koyalım. Bir tane daha seçelim. Ya da bu olmasın. Şu olsun. Watch Dogs'un CD kapağı. Bir de şu Global Game Jam'den bir tane görsel alalım. Tamam seçtikten sonra buradan tamam diyoruz. Fotoğrafları yüklüyor. Bunu niye yüklemedi? Ha, fazla seçmişiz. Tamam şimdi yükledi. Çerçeve ayarlamadan çerçevenin işte 1 bölü bir oranında mı işte ya da böyle kare dikdörtgen vesaire nasıl olacağını ayarlayabiliyoruz. Dilersek buradan çerçevelerin kenarlarını yumuşatabiliyoruz ve böyle çerçeveyi büyültüp küçültebiliyoruz. Çeşitli ayarlar var burada. Bunları siz kurcalayarak zaten halledersiniz. Şimdi bunda üzerine yazı falan da yazabiliyorsunuz. Bir sürü detay var da bu tarz saçma uygulamaları genelde kızlar kullanıyor. İşte şuraya bir kedili fotoğraf koyuyor. Şuraya böyle bir kalp yapıyor. Burada da öpüyorlar birbirlerini. Bir şeyler yapıyorlar. Yani bence gereksiz. Ama sevginizle falan yaparsınız böyle. Hoş beş bir şeyler çıkar. Neyse geçelim bu uygulamayı da. Sıradaki uygulamamızın adı Evernote. Şimdi ya en işe yarayan şu fil olan uygulama arkadaşlar. Şu Moldiv falan. Neyse tanıtalım şunu. Notları her zaman güncel tutun diyor. Evernote zaten isminden de anlayabileceğiniz gibi bir not uygulaması. Hani menülerini falan çok göstermeyeceğim sizlere. Siz bunu kurcalayıp bakarsınız ama temel mantığı şu. Siz bu Evernote'u iPad'inize, telefonunuza, bilgisayarınıza vesaire çeşitli yerlere kuruyorsunuz ve bir not tuttuğunuz zaman iPad'iniz yanınızda yoksa o an bilgisayarınız varsa bilgisayarınızdan açıp notunuza ulaşabiliyorsunuz ve güzel tarafı bu notlara fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, link ekleyebiliyorsunuz, bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bence şu an için tek eksiği video göremiyoruz yani embed yapamıyoruz videoyu. Onu da hallederlerse mükemmel olacak gibi duruyor. Aylık 60 MB bir size sınır veriyor. Zaten bunu notla doldurması çok zor. Ancak fotoğraf vesaire çok fazla yüklerseniz dolar bu. Onun dışında çok kullanışlı arkadaşlar. Hani bütün cihazlarla senkronize çalışması sizin iş yaşamınızı veya günlük hani öğrencilik yaşamınızı çok kolaylaştıracaktır. Evernote uygulaması bütün platformlarda var arkadaşlar. Kullanırsınız, denersiniz. Hani buna muadil uygulamalar da var. Daha önce tanıtmıştım Google Keep var. Google'ın çıkartmış olduğu. Bu ama eskiden beri sadece bu işe odaklı bir uygulama olduğu için kullanım açısından daha fazla kolaylıklar sağlıyor size. Diğer uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızın adı Generator. İşte dünyanın en cıvık uygulaması budur herhalde. Bunu da bildiğiniz meme yapıyorsunuz arkadaşlar. Meme dediğimiz bu Nangek'te falan gördüğümüz fotoğraflar, resimler hani Türkçe karşılığı caps oluyor aslında. Bu uygulama sadece iOS'te var ancak bunun hani birebir aynısı diyebileceğiniz farklı isimler. Generator yazdığında ya da meme yazdığınızda marketinize çıkan uygulamalar var. O yüzden hani üzülmenize gerek yok. Zaten çok da üzecek bir uygulama değil olup olmaması. Şöyle bir tane deneyelim hemen. Şimdi bu yabancıların caps anlayışı bizden biraz daha farklı. Mesela burada bir Bekir Reis yok arkadaşlar. Bunlarda olay şu hani komik bir tane fotoğraf bulup onun üzerine farklı farklı yazılar yazıyorlar. Bizdeki caps anlayışı biraz daha komik geliyor bana. Hani farklı farklı fotoğraflarla sürekli daha yaratıcı şeyler bulabiliyoruz Türk caps capslerinde. Bu arada bize de bu caps kültürünü kazandıran inci tayfasına buradan eyvallahımızı gönderelim. Bunlar Nangek'ten çıkmak capsler genelde. Bence en komikleri şu Forever Elon'du. Bir de şu Troll Trollface bayağı tuttu. Onun dışında hani yani yine güzeller çıkıyor. Arada da bir bence Türk capsleri kadar değil. İçlerinden ben en çok şu Grumpy Cat'i seviyorum. Şöyle kedim olsun valla 10 milyar borcum olsun ya. Bir de alt kısmı yazalım. İşte buna bir başlık girin diyor. Şöyle sallayalım. Şu üst kısımdan buradan resmi kaydet diyoruz ve galerimize kaydediyor dilersek Facebook işte mail, mesaj veya hani bizde olan böyle bir şey gönderebileceğimiz uygulamalarla gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir uygulama. Bunun da işte dediğim gibi bütün platformlarda çeşitli varyasyonları var. Hani yapma ihtiyacı duyuyorsanız ve Photoshop, Paint vesaire bilmiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu hafta yine işinize yarayacağını düşündüğüm 5 tane uygulama tanıttık. Bir tanesi sinema uygulaması, diğeri fitness uygulaması, biri Moldiv dediğimiz bayan arkadaşların daha çok kullandığı böyle resimleri kare kare bölme uygulaması. Birisi en işe yarar uygulamalardan birisi şunların arasında yazık oldu. IMDB'yi de saymıyorum hadi. Şu üçünün arasında yazık oldu biraz. Evernote. Diğeri de cıvık müdürüm affedersin uygulaması. Generator. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Tanıtılmasını istediğiniz uygulamaları videonun altına yorum yazarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de geçen hafta çizim uygulamaları tanıtmıştım ben bir göz çizmiştim öyle yine söylüyorum sallamasyon. Hani onun altına aha Illuminati, Illuminati'den para alıyorsunuz falan filan yazanlar var. Aha Illuminati. Bak göz kırık bir. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.